Evet, Adam Smith'in aslında çok da tanınmayan ve herkesin aslında tanınması gereken düşünce adamlarından birisi. Ben ona mahalle alim diyorum. O da mütevazilikte bunu reddediyor. Nurettin Özcan Bey'le oturuyoruz. Asıl başka konularda da kendisiyle görüşmelerimiz oldu fakat ondan kısa bilgi almak istiyoruz. Edirne Lisesi'nin öncülü olan, yani daha öncesi ya kuruluşuyla bağlantılı olan Edirne Ortaokulu'nda 1930'lu yıllarda müdürlük yapmış olan Mahiriz. Bu benim dikkatimi çekti ve ben bu konuda biraz tabii kendi adıma hani bilgisizdim. Bu konuda da kime danışabiliriz dedim ve Nurettin Özcan Bey'e danışmayı yaptım. Zaten o sırada da telefonları aradığımda onun kitabını okumaktaydı. Kısaca biz Mahiriz kimdir? Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyoruz. Edremit Ortaokulu müdürü olduğu için bizim için ilginç. Ama bu kişiyi kısaca tanımak istiyoruz. Şimdi Mahiriz kendisi alim bir ailenin çocuğu. Babası bir kadı. Ankara kadılığı yapmış, efendim Medine kadılığı yapmış. Yani entelektüel bir ailede yetişiyor. Babası diğer kardeşleri de beraber ama özellikle Mahir Hoca'nın üzerine fazla durmuş. Mesela Bosna Hersek'te Neci Bey var. Tanınmış alimlerden birisi. Neci Bey'i okul tahsilinin dışında Mahir Bey'i yetiştirmek üzere İstanbul'a davet ediyor. Daha sonra Medine'ye tayin edildiği zaman Neci Bey'i de sanki bir aile ferdiymiş gibi alıp beraberinde Medine'ye götürüyor. Mahir Bey'i yetiştirsin diye. Çok iyi. Hangi konularda? Genel kültür, tarih ve dil eğitim alanında. Yani çok ciddi bir eğitim almış Mahir Bey. İşte öğretmenlik hayatında 1933-34 o yıllarda, hatıratında böyle bahsediyor kendisi. Evet. O yıllarda Edremit Ortaokulu'nda müdür olarak tayin edilmiş. Evet. Çok fedakar bir insan. Aşağı yukarı 1,5-2 asırlık bir kültürü kendisinde muhafaza edebilen, etrafına aktarabilen, yani ilmi kariyeri olmamasına rağmen çok geniş bir yelpazede Türk irfanını, Türk kültürünü tutan bir insan Mahiriz. O dönemlerde ezan yasaklanınca mesela edebiyat derslerinde, din derslerinde falan çocukların, yeni yetişen neslin ezandan habersiz yetişmemesi için bir yöntem bulmaya çalışıyor. Nasıl yapabilirim diyor. Çünkü herkes birbirini şikayet ediyor falan. Aklına Tevfik Fikret'in ezanı geliyor. Hani onun bir şeyi vardı, bir ezanı vardı. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan bir ezanı vardı. İşte bir salt-ı ilahi güya tabiat azar azar eder ibadet gibi öyle bir şey vardı. Çünkü tam hepsini uzun bir şiir. Ondan başladıktan sonra da işte bakın çocuklar Fikret böyle söylüyordu ama ezan aslı şuydu diye ezanın kendi ifadelerini kullanıyordu. Fakat bu da kulaktan kulağa gitmiş ve şikayet konusu olmuş. Evet. O dönemde de Milli Eğitim'in Azzaili adıyla anılan Fethi İsfendiyaroğlu var. Müfettiş. Bir gün diyor ders yaparken kapı açıldı. Dev gibi diyor cüssesiyle içeri İsfendiyaroğlu girdi. Aynen devam edin dedi diyor. Dersime devam ettim, dersimi anlattım. Sonra bana dedi ki diyor müfettiş. Mahir Bey, Mahir Bey. Yani o kadar yanlış şey yapmışsınız. Fakat o kadar usulü uygun sürdürmüşsünüz ki size yapacak bir şey bulamıyorum. Dersinize devam edin. Mahir Bey böyle birisi. Ondan sonra tabii Edremit'te bazı çalışmaları var. Fakat bir süre sonra tekrar Ankara'ya dönüyor. İşte Ankara'da bildiğiniz gibi Büyük Millet Meclisi'nin Vehbi Koç'la beraber zabıt katipliğini yapıyor. Ve bugün tarih kitaplarında doğru mu yanlış mı diye böyle tereddüte düştüğümüz konuların pek çoğunun doğru kaynağı olarak Mahir Bey'i bulabilirsin. Çünkü hadiselerin birinci derecede tanığıdır. Birinci derecede şahidir Mahir Bey. Çok teşekkürler. Bir ön bilgi almış olduk. Dilinize sağlık diyorum Nurettin Bey. Sağ olun.